Protokol gitti. Eziyet bitti. Aşağıda polis memurları izin vermedi. Söylediğimiz halde polis memurları izin vermedi. Bak yollar bomboş. İnsanları hep dışarıda bırakıyorlar. Burada neyin gösterisi yapılıyor? Neyin gücü sergilenmeye çalışılıyor? Mezarlık yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişi için uygulanan protokol nedeniyle binlerce depremzede yaklaşık bir saat yürüyerek ulaşmıştı sevdiklerine. Bir gün sonra protokol yok, yol açık. Acılı depremzedeler çektiği çileyle kaldı. Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda girişten mezarlığa kadar 4 şeritli 1 kilometrelik yolda bugün polis bariyerleri olmadığı için 1 dakika 46 saniyede mezarlığa geldik. Bu taraf neden kapalı acaba? Buraya Cumhurbaşkanlığı korumalara bakıyor, biz bakmıyoruz. Depremin birinci yılında binlerce kişi kayıplarına koştu. Kahramanmaraş Mezarlığı'na giden yol Cumhurbaşkanı Erdoğan geçecek diye trafiğe kapatıldı. Depremzedeler araçlarını bıraktı, yürüyerek mezarlığa ulaştı. Ya içeri almadılar. Niçin? 2 kilometre var ara park ettiğimiz yer. Bu çocuğa yazık değil mi? Araç girişi olmadığı için mecbur yürümek zorunda kaldık. Eşim ve oğlum burada. Beklen işte Tayyip'i, beklen. Bekledim 3 gün at susuz. O mu yaptı yani? İhmalsizlik amca, ihmalsizlik. Görsün bir daha kendi, görsün oyum araçta, görsün. Sen at oyumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Kapıçam Mezarlığı'nı ziyarete geldi. Protokol buradan geçecek diye yol ikiye ayrıldı. Sevdiklerini kaybeden, acısı olan insanlarsa 1 kilometreden fazla yolu yürümek zorunda kaldı. Arabamız dışa kaldı, içeri giremedik. Devlet arabaları. Bu taraftan geçiyor. Evet, evet. Ne kadar yürüdünüz? Yarım saat oldu. Ayıptır ya. Mezarlıkta protokol uygulayan ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçeceksin Tayyip Erdoğan. Depremzedelerin protokol çilesini görüntülemişti Fox Haber. Aslında yollar açık olsa, protokol uygulanmasa özlem duydukları yakınlarının mezarına ulaşmaları 2 dakika bile sürmeyecekti. 6 Şubat'ta binlerce insan sevdiklerini ziyarete geldiği için mezarlığın girişinden kilometrelerce geride trafik vardı. Yolun karşısında da araçlar park halindeydi. Ama trafiğin bir başka nedeni de mezarlığın girişinin polis bariyerleriyle saatlerce kapalı tutulması ve gidiş yolunun tamamen araç trafiğine kapatılması. İnsanlar 1 kilometrelik yolu, hatta arabalarını daha geriye bırakanlar daha uzun bir yolu yürümek zorunda kaldılar. Dün peki buraya geldiniz mi siz efendim? Dün buraya giremedim ben. Şu aşağıdaki kavşaktan geri döndüm gittim. Protokol nedeniyle mezarlık ziyaretini erteleyenler de vardı. O yolu saatlerce yürümek zorunda kalan binlerde. Mezarlıkta protokol uygulaması kayıtlarda yerini aldı. Evlerini verin. Öyle 100 tane adamla, 500 tane adamla sokakları kapattım. Gövde gösterisi yapıyorum. Bunların bir hükmü yoktur. Vatandaş artık bunu anladı. Efendim Hatay garip kaldı. Merkezi hükümet filan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediklerini hatırlıyorsunuz. Sonra da demişti ki cımbızlayıyorlar. İşte o üstünde de konuşuyorlar. Bu konvoyu dün gösterdik. Dün de dedim bu konvoyu cımbızlamanın imkanı yok görüyorsunuz yani. Çekici lazım. Böyle yüzlerce araçlık konvoy. İnsanlar gidemiyorlar. Mezarlığa bir kenarda sıkışık. Bir yolda gitmeye çalışıyorlar filan. İşte bu. Yani bütün bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Bakın yine biraz önceki bahisten hareketle sonra kimse şunu söylemesin. Bana kimse ne olduğunu anlatmadı. Demesin diye.